Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, teklifin 29. maddesi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu maddeyi kaleme alanlar uzun yıllardan beri yoksulluğa, açlığa, sefalete mahkum ettikleri emeklilerimize lütfetmişler. 2500 Türk lirası sadakayı layık görmüşler. Böylece emekli aylıklarının 10.000 Türk lirasından 12.500 Türk lirasına çıkarılmasına hükmetmişler. Doğrusu ben bu hükmü mealen sizlere aktarırken kalbim acıyor, vicdanım sızlıyor. Ama ne yazık ki bizi yönetenler sadece hukuka olan bağlılıklarını değil, aynı zamanda vicdanlarını da kaybetmiş olmalılar ki böyle hükümleri karşımıza getirebiliyorlar. Bugün sabahki oturumları izlerken doğrusu çok şaşkınlığa sürüklendim. Bir sayın milletvekili çoğunluk partisinden Somali'ye ilişkin tezkereyi savunurken Somalili yurttaşların refahını savunan ifadelere yer verdi. Çok dokunaklı ifadelerdi. Ne tuhaf bir paradoks bu sayın milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarını açlığa ve sefalete mahkum görelim. Onları buna layık görelim ama Somalili yurttaşların refah içinde yaşamaları için mücadele edelim. Ne diyeyim bilmiyorum. Allah sizi ıslah etsin. Değerli milletvekilleri, hepinizin çevresinde emekliler var. Benim de çevremde çok. Ben o emekli yurttaşlarımızın hazin tablosunu üzülerek izliyorum. Sebze meyve pazarlarının kapanış saatlerini bekliyorlar. Mahcubiyet içinde pazar esnafının oraya bıraktığı, terk ettiği bozuk ve çürümüş meyve ve sebzeleri topluyorlar. Yaşları 70, 80, 90 olan emekliler kışın ayazda, yazın sıcakta, sabahın köründe kuyruklarda bekliyorlar. Ne için biliyor musunuz? Et ve süt kurumundan bir avuç kıymayı daha ucuza almak, tarım kredi kooperatiflerinden bir kutu yumurtayı daha ucuza alabilmek için. Gene bu emekli yurttaşlarımız belediyelerin halk ekmek büfelerinden biraz daha ucuza ekmek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Hatta bir kısmı askıda ekmekleri almaya razı oluyor mahcubiyet içinde. 60-70 yaşlarındaki emeklilerimiz evlerine 3 kuruş daha götürebilmek için kayıt dışı ekonomi içinde günde 12-14 saat çalışmaya razı oluyor. Bu nasıl hazin bir tablo? Oysa anayasamız 2. maddesinde sosyal devlet ilkesine yer veriyor ve bu ilke devlete neyi emrediyor biliyor musunuz? Ekonomik ve sosyal dengeleri koruyacak, ekonomik ve sosyal adaleti sağlayacak politikaları izlemeyi emrediyor. 5. madde devlete diyor ki temel hakların önündeki maddi ve manevi engelleri kaldırmakla mükellefsin. Peki bizi yönetenler ne yapıyorlar? Bizi yönetenler bu hükümleri görmezden geliyorlar ama bugünkü gazetelerde yazdı, hepiniz de okudunuz. Servetine servet katacakları büyük inşaat firmalarının vergi külfetlerini sıfıra indiriyorlar. 20 büyük inşaat firması 2023 yılında bunlardan 8'i hiç vergi ödememiş. Biz emekli yurttaşlarımızın ücretleri hiç değilse asgari ücret seviyesine çıkarılsın dediğimizde bizi yönetenler diyorlar ki kasada para yok, bütçede para yok. Ama servetine servet kattıkları o büyük büyük firmaların vergi yükümlülüklerini bir kalemde silebiliyorlar. Ne diyeyim bir kez daha söylüyorum. Allah sizi ıslah etsin. Bizim önerimiz emekli yurttaşlarımızın maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması 17 bin Türk lirası olarak ama bunun dahi yeterli olmadığını biliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, 159 sıra sayılı vergi kanunları ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 29. maddesi üzerine grubumuz adına söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, her geçen gün artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon emeklilerimizi geçinemez,
kirasını ödeyemez ve en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirmiştir. Emeklilerimiz bütün mücadelelerine rağmen seslerini hükümete duyuramamış ve bu yılda düşük zamma mahkum edilmiştir. Hükümet %71.60'lık TÜİK enflasyonunun 18.978 TL'lik açlık ve 61.820 TL'lik yoksulluk sınırının çok altında kalan 10.000 TL'lik en düşük emekli maaşını ancak 12.500 TL'ye çıkarabilmektedir. Artan hayat pahalılığı ve yaşanan yüksek enflasyon karşısında emeklilerimize yapılan zam emeklilerin derdine çare olmayacaktır. Emeklilerimize hükümet tarafından reva görülen 2500 TL'lik maaş zammı, bırakın kiralarını ödemeyi, mutfak masraflarını karşılaması bile mümkün değildir. 2500 TL'lik zam, hükümetin emeklilerimiz için uyguladığı acımasızlık örneklerinden sadece birisidir. Suriyeli sığınmacılara her türlü kaynağı bulan hükümet, kendi vatandaşına, emeklisine kaynak bulamamış, vereceği 2500 TL için övünebilmektedir. Hükümet, emekli maaşını yalnızca düşük tutmakla kalmamış, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik diyerek üstüne bir de dalga geçmiştir. Buradan sayın hükümete sormak istiyorum. Emeklilerimizi sizler hangi enflasyona ezdirmediniz? TÜİK'e göre enflasyon %71.60, İTO'ya göre %82.14, ENAG'a göre %113.8, ülkemizde açıklanan enflasyon rakamları ve sizlerin yapmış olduğunuz 2500 TL'lik zam ortadadır. Hükümet olarak sizler emeklilerimize zam yaparken Türkiye'nin %71.60'lık ve %113.8'lik enflasyon oranına değil de yoksa Afrika ülkelerinden Zambiya'nın %14'lük, Gambiya'nın %17'lik enflasyon oranını mı dikkate aldınız? Ancak bizim emeklilerimiz o ülkelerde değil, %71.60'lık ve %13.8'lik yüksek enflasyonun olduğu ve sizlerin eseri olan bu Türkiye'de yaşamaktadır. Sizler emeklilerimizi bırakın ezdirmemeyi, pestilini çıkardınız. Tüm bunları yaparken de her gün yeni yeni bahanelere sığınıyorsunuz. Bir gün pandemiyi, diğer gün dış güçleri, bir başka günde Avrupa ve Amerika'da da enflasyon var diyerek milleti kandıracağınızı zannediyorsunuz. Evet, Avrupa'da ve Amerika'da da enflasyon var ama hiçbir Batı ülkesinde enflasyon %10'u geçmezken bizdeki enflasyon dönem dönem %130'lara çıktı. Şimdi enflasyonu %70'e çektik diye övünüyorsunuz. Beyler, bu ülkeyi 22 yılın sonunda bu hale dış güçler değil, sizler getirdiniz. Nepotizm soslu politikanalarınızla önce damatla başlayan bakan atamaları, Merkez Bankası'nda sık sık değişen başkan atamaları, ekonomide istikrarın tamamen kaybolmasına yol açtı. İstikrarlı bir politika sürdüremediniz. Şimdi de kalkmış ceklerle, caklarla milleti avutuyorsunuz. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek ortaya koyduğunuz Erdoğan menşeili projeniz iflas etti. Kur korumalı mevduat ile birilerini zengin ederken her şeyi berbat ettiniz. Döviz uçtu, altın fırladı, enflasyon tavan yaptı. Milleti perişan ettiniz. Şimdi de emekliyi, asgari ücretliyi ve dar gelirleri bitirme derdindesiniz. Yaptığınız iş kul hakkına el atmaktır. Yaptığınız iş emeklinin tabutuna bir çivi daha çakmaktır. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine çıkarılmak zorundadır. Aksi halde bu işin altında kalırsınız, ezdiğiniz emeklilerin öfkesine yenik düşer ve sandıkta ezilirsiniz. Benden söylemesi diyor. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Öncelikle bu konuşmayı yapacağımı öğrenen Gazi Paşalı hemşerilerim var. Onlar aradılar ve dediler ki, evet biz bu en düşük emekli aylığının şu an 10.000 TL, 12.500 TL'ye çıkarılmasından
Gerçek anlamda rahatsızız, mağduruz. Bizim mağduriyetimizi orada ifade edin dediler. Ben de kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bu konuşmayı özellikle bizi dinleyen emeklilere yapmak istiyorum. Sevgili emekliler, bugün 10.000 TL en düşük emekli aylığı alan emekli sayısı 3.7 milyon. Toplam emekli maaşı alan sayı ise 16.3 milyon. Yani çok büyük sayıda emeklimiz var. AKP iktidarının hemen hemen her konuyu anlatacağında bir başlangıç tarihleri vardır, milatları vardır. Onlar hep 2002'den başlayarak bugüne göre konuşurlar. Ben de 2002'den başlayarak sözlerime devam edeyim. Bakın 2002'de asgari ücret 164 TL, en düşük emekli aylığı ise 216 TL. Yani sizin o neredeyse yok saymaya çalıştığınız 2002'de en düşük emekli aylığı 1.4 seviyesinde asgari ücret. Yani bugün bizim emeklimiz, yani 3.7 milyon sayısında emeklimiz en düşük emekli aylığını 2002 verilerine oranlarına göre alıyor olsaydı 10.000 TL, 12.500 TL değil 25.000 TL para alacaktı. Ama siz bugün emekliyi bugün 10.000, yarın da 12.500 TL'ye mahkum etmiş durumdasınız. Sevgili emekliler, bakın 2002'de almış olduğunuz bu emekli, en düşük emekli aylığıyla 8 çeyrek altın alınmaktaydı. 8 çeyrek altın. Bugün ise siz de görüyorsunuz ve yaşıyorsunuz ki en fazla 3 çeyrek altın alınabilmekte. Yani her emeklimiz bugün 5 çeyrek altın gelirini kaybetmiş durumda. Peki nerede kaybettiniz? AKP iktidarıyla kaybettiniz. Yani 5 çeyrek altını AKP iktidara geldi, orada kaybettiniz. İşte sizin bu kaybınızın sorumlusu AKP iktidarıdır. O nedenle eğer biz geriye bu 5 çeyrek altını, geriye bu kaybımızı telafi edelim diyorsanız, bu telafiyi nerede arayacağız? Sandıkta arayacağız. İşte günü geldiğinde sandıkta o kaybettiğimiz çeyrek altını, maaşı arayacağız ve AKP'ye hesap soracağız ve o kaybettiklerimizi geri alacağız. İşte bu nedenle bugün biz 2500 TL mi artsın, 3000 TL mi artsın diye burada konuşacağımıza, gelin emekliler, nasıl son yerel seçimde bu iktidara bir uyarı yaptıysanız, ilk seçimde de net bir şekilde o kırmızı kartı gösterelim ve iktidarı gönderelim. Gönderelim ki bizim taahhüdümüz nedir? Bizim taahhüdümüz en düşük emekli aylığının en az asgari ücret olması. Emeklimiz daha fazlasını hak ediyor. Doğru, ancak en azından bugünkü koşullarda biz emeklimize en düşük asgari ücreti verebilmeliyiz. Şimdi iktidar diyor ki para yok. Para eğer verme niyetin yoksa yok. Şimdi bakın, en düşük emekli aylığına 2500 TL arttırıldığında maliyet neymiş? Kendi verilerine göre söylüyorum. Sayın Arı, lütfen tamamlayın. Görün. Maliyet neymiş? 33 milyar. Değerli arkadaşlar, siz bu 33 milyarı verirken eliniz titriyor. Bunu verirken bile eliniz titriyor. Ama kamu özel işbirliği projelerine geldiğinde, o yandaşlara para verirken hiç eliniz titremiyor.
kur korumalı mevduat sistemine 1 trilyon 200 milyar para aktarıldığında hiç eliniz titremiyor. Ve yine size yandaş şirketlerden 600 milyar ödemesi gereken vergi silinirken hiç eliniz titremiyor. Gelin emeklimizin maaşını artıralım, emeklimizin durumunu düzeltelim. Aksi halde emekli size gereğini yapacaktır. Geçim yoksa seçim vardır diyorum.